2 Aralık Uluslararası Köleliğin Kaldırılması Günü münasebetiyle düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Uygurların zorla çalıştırılmasıyla ilgili konuşulduğu bildirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün kurucu ortağı ve insan hakları aktivisti Evelyn Okap, Forbes dergisinde Uygur zorunlu çalıştırılmasıyla ilgili bir makale yayınladı. Makalede Uygurların köle olarak çalıştırılmasının günümüzdeki en acil konulardan olduğu "Modern kölelikte hepimiz ortak mıyız?" başlığıyla vurgu yapıldı. Makaleye göre en az 80 bin Uygur'un şu anda uluslararası ün kazanan 83 markanın Çin'deki tedarik zincirlerinde çalışmaya zorlandığına dair güçlü deliller ortaya konulurken hala bu uluslararası markaların konu hakkında yorum yapmadığı eleştiriliyor. Konuyla ilgili New York Times'te çıkan haberlere atıfta bulunan Evelyn Okap, Çin'le ticari ilişkileri bulunan firmalar tedarik zincirlerinde Uygurları köle olarak çalıştırmaya devam ettiğini, ne bu durumu düzeltmeye yönelik adım atmak istediklerini ne de Çin Komünist Partisi'nin sistemi gözden geçirmesi için girişimde bulunmak istemediklerini vurgulayarak, bunun kölelik sistemi olduğunu bile bile pazarlardaki ürünleri satın alma konusunda tereddüt etmiyoruz. Öyleyse modern kölelikte hepimiz ortak mıyız sorusunu kamuoyuna yöneltiyor. Hükümetin Çin politikasına tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'nı desteklemesiyle iktidarın Çin'e yaklaşımının değiştiğini ifade etti. Perinçek'in Çin politikalarına desteğini hatırlatan Akşener, hükümet Doğu Türkistan'da yapılan zulümlere sessiz ifadesinde bulundu. Akşener konuşmasında Uygur Türkleri mezalime uğruyor. Doğu Türkistan'da her eve bir Çinli erkek yerleştiriliyor. Çin'in Türkiye'deki savunucusu Doğu Perinçek iktidar ortağı. Çin'in dokunulmazlığı var. Uygurlar Müslüman değil mi? Dedi. Meral Akşener Çin aşısı hakkında da Türkiye'nin aşıda çoğunlukla tek bir kaynaktan beslenmesi doğru değil ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin yönetiminin propagandasının yapıldığı gerekçesiyle 5 Çin Kültürel Değişim Programı'nın sonlandırıldığını duyurdu. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti ile kültürel değişim maskesi altında gizlenen 5 programı sonlandırdı denildi. Açıklamada söz konusu değişim programları, politika yapıcıları eğitimi için Çin Seyahat Programı, ABD-Çin Dostluk Programı, ABD-Çin Lider Değişim Programı, ABD-Çin Trans-Pasifik Değişim Programı, Hong Kong Eğitim ve Kültür Programı olarak listelendi. Hong Kong demokrasi aktivisti Yosuya Wong'un hapis cezasına çarptırılmasının ardından bazı Alman politikacılar, Alman hükümetini Pekin'e karşı harekete geçmeye çağırdı. Yeşil Parti Federal Meclisi Dış Politika Sözcüsü Sunday World gazetesine verdiği demeçte, federal hükümetin sessizlikten vazgeçme zamanı geldi. Almanya'nın artık boş durup Çin'in eylemlerini izlemeyeceğini Pekin'de iktidardakilere açıkça belirtilmelidir ifadelerini kullandı. Hong Kong Mahkemesi 24 yaşındaki aktivist Yosuya Wong'a izinsiz gösteriye katılmak ve halkı örgütlemek suçundan 13,5 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. İngiltere ve Mısır'ın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel konuları içeren işbirliği anlaşması imzaladığı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İngiltere'nin Kahire Büyükelçisi ile Mısır'ın Avrupa'dan sorumlu bakan yardımcısı iki ülke arasındaki siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın Brexit geçiş sürecinden sonra İngiliz işletmelerinin Mısır pazarına sürekli erişim sağlamalarına ve iki ülke arasındaki yatırımı arttırmaya yardımcı olacağı ifade edildi.